Geçenlere bu or güzel organizasyonlarda bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür ederim. Şüphesiz ki diş hekimliği, lisans eğitiminin kalitesinin yükselmesi, diş hekiminin kalitesinin yükselmesine neden olacak. Diş hekiminin kalitesinin yükseltilmesi de halkın daha kaliteli ağız diş sağlığı hizmetini almasını sağlayacaktır. O nedenle. Bu organizasyon benim açımdan da e, ülkemin ağız sağlığı politikaları açısından da çok önem arz etmektedir. Şimdi yüksek öğretimde kalite güvencesi ve kurumsal değerlendirmelerin diş hekimliği eğitimine katkısı başlıklı sunumunu yapmak üzere sayın profesör doktor Figen Çizmeciye. Söz vermeden önce Figen Hoca ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Sayın Çizmeci 1994 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 2018 yılında Türkiye Sağlık Fak Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanlığı'na atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu üyesi ve Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu başkanıdır. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu üyesi ve Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Derneği Başkan Vekilidir. Evet sevgili Figen hocam söz sende. Çok teşekkür ediyorum e, Sayın Murat Hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu denli önemli bir kongrenin hakikaten çok uzun zamandır çalıştığımız, uğraştığımız bir alandaki ilk defa gerçekleştirilen bu kongrede bulunmaktan da duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm kongre düzenleyicilerine başta kongre başkanımız Sayın Profesör Doktor Funda Akaltan olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Davetlerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bildiğiniz üzere eee yüksek, yüksek Öğretim Kalite Kurulu e, bu arada ben bir taraftan da sunumumu açayım. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu ülkemizdeki e, faaliyet eğitim alanındaki yüksek öğretim alanındaki faaliyetlerin bu arada sunumum e, geldi mi ekrana? gelmedi fiken hocam yüz yok. Şu, şu anda ben görüyorum ekranımda siz görmüyor musunuz? Hayır, Hayır. hocam. O zaman bir dakika, bir çıkıp tekrar yapayım. Şimdi nasıl? Yok. Yok. Gel yani, hocam. Nasıl yapalım? Yine hocam önce şeyi açtınız değil mi? PowerPoint tabii tabii. Aç açıktı zaten, sunumum açıktı ama Peki, neden ekrana gelmiyor? Yani. Teknik arkadaşlarım, acaba Figen Hoca'nın paylaşımı mı açık değil? Bir kontrol edebilir miyiz? Çünkü ben ekranımda e, görüyorum. Panelist olarak açık paylaşım yapma yetkisi. Share screen butonuna şu an oldu Şimdi hocam. Geliyor. Oldu mu? Şimdi tamam, tamam. geliyor. Tamam. Çıkıp tekrar yaptım. E, sanırım bu sefer sorun çözüldü. Hı -hı. Figen Hoca'm bir tam şey. Heh, evet oldum e, büyütmeye çalıştım ama şimdi olmadı henüz sanırım tamam sanırım şimdi, şimdi oldu, oldu. Oldum. Tamam. evet Hı -hı. tamam tamam çok teşekkür ediyorum tekrar ee, özellikle vurgulamak istediğim bir hususta Ankara Üniversitesi mezunu olmam ve doktor eğitimimi az çene cerrahisi alanında orada tamamlamış olmam ee, bu sebeple e, bu kongrede bulunmaktan da ve bu kongrenin ilk defa Ankara Üniversitesi vesilesiyle yapılmasından dolayı duyduğum memnuniyeti de tekrar dile getirmek istiyorum. Yüksek öğretim kalite güvencesi ve kurumsal değerlendirmelerin diş hekimliği eğitimine katkısı üzerine bugün bir sohbet yapacağız. Sunum içeriğimde yük YÖKAK'ın kuruluşu, hedefi ve faaliyet alanları önce yer alacak. Yüksek öğretimde kalite güvence yaklaşımı, kurumsal iç ve dış kalite değerlendirme sistemleri... Diş hekimliği eğitiminde kalite güvence sistemi mevcut durum ve beklentilerini ardından sunmaya çalışacağım ve diş hekimliği eğitiminde kalite güvence sistemi ülke örneklerinden bir miktar bahsedeceğim ve sonrasında da kısa bir toparlamayla sonuçla sunumumu bitirmeye çalışacağım. Çok özür diliyorum. Şuradan bir şeyi yok etmem gerekiyor. Pardon. Öncelikle yüksek öğrenim alanında kalite güvence sisteminin ne olduğuyla başlamak istiyorum. Yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin en önemli boyutu, öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin hedeflenen yeterliliklere ulaşabilmesinin bir güvence altında olması, bir güvence altına alınması olarak aslında en kısa şekilde ifade edilebilir. Ve kalite güvence sistemi bir ürün veya hizmet için belirlenen kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesi ve karşılanması e, amacıyla bir plan dahilinde bir ve sistematik olarak geliştirilen etkinlikler bütün olarak e, tanımlanabilir yüksek öğretimde kalite güvence sistemi ise kurumun yönetim eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaklaşımıyla yürüttüğü planlama ve sistematik etkinliklerin tamamı olarak tanımlanabilir ekran değişmedi Heh, Tamam, şimdi geldi Eee yüksek öğretimde kalite güvence sistemimizdeki e, kilometre taşlarından da çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bugüne nasıl geldiğimizle ilgili aslında e, açılış programında da bulundu Eee Başkanımız e, Sayın Profesör Doktor Muzaffer Elmas çok kısaca bahsetti. Ben çok e, birazcık daha detay vermek istiyorum. 2002 yılında ilk ulusal akreditasyon kuruluşumuz olan ülkemizde müdekim faaliyetlere başlamasıyla mühendislik programlarında akreditasyon kültürü yaygınlaşmaya başladı. Yani aslında yüksek öğretim kanalıyla bunların bir sistematik içine alınmasından önce müdekin bu konuda bir girişimi var ülkemizde. Ve şu anda da bu çok tecrübeli ve çok eskiye dayanan bir sistemleri olduğu için hakikaten ülkemizde akreditasyon programlarını en iyi yürüten kuruluşlardan bir tanesi. Bu süreçte 2005 yılında YÖDEK mevzuatı yayınlandı. Ve bundan da yaklaşık 10 yıl sonra 23 Temmuz 2015 tarihli 29.423 sayılı resmi gazetede yayınlanarak Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Ve bununla yüksek öğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle idari hizmetlerinin iç ve kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri, bağımsız iş değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesine ilişkin süreçlerin hayata geçirilmesi için aslında önemli bir adım atılmış oldu. Ve bunun ardından 1 Temmuz 2017'de yine resmi gazetede yayınlanarak sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun içerisinde 2547 sayılı yüksek Öğretim kanununa bir ek yapılarak madde 35 ek yapılarak yeniden yapılandırılmasına karar verildi ve 23 Kasım 2018 tarihinde de Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kalite Kurulu idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel bütçeli bir yapı haline getirildi. Aslında çok uzun bir süreçten bahsediyoruz burada. Hepinizin gördüğü gibi ama 2018 yılından beri e, Yükseköğretim Kalite Kurulu e, ülkemizde bu amaçla hizmet veren kanunla kurulmuş en yüksek kuruluş olarak e, görevini ifa etmekte. YÖK'ün hedef ve faaliyetlerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. E, kurumsal hedef olarak eğitim ve öğretim süreçlerini, araştırma ve geliştirme etkinliklerini, idari yapıları ve toplumsal katkı mekanizmalarına kalite güvencesi noktasında aynı olabilmeyi gelişime açık yönlerini ortaya koyabilmeyi, ulusal yüksek öğretim sistemimizin niteliğinin yükseltilmesini sağlamayı ve sonuçta çağın gerektirdiği becerilerle donat, donatılmış, öğrenmeye, gelişime, ortaklaşa çalışma süreçlerine açık, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini yüksek öğretim kurumlarında sağlamayı hedeflemektedir. Yürütülen faaliyetlerde yüksek öğretim kurumlarında iç ve dış kalite güvencesi süreçlerini yürütmektedir ve program akreditasyonu alanında bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi ve tanınması faaliyetlerini yürütmektedir. Kurul 13 üyeden oluşmakta. Burada kurulla ilgili bu üyelerle ilgili söylemek istediğim bir husus var. Kalite ve akreditasyon çalışmaları Muzaffer Hocam da çok kısaca değindi aslında. Bir ekosistem içinde yürütülmesi gereken çalışmalar. Yani sağlık hizmetleri alanında akreditasyon çalışmaları, kalite ve akreditasyon çalışmaları yokken sadece yüksek öğretim kurumlarında sağlık hizmeti, sağlık alanında kalite ve akreditasyon çalışmalarını eğitimli düzenlemek üzere yapmanın ya da e, sadece sağlık da değil, biz tabii diş ile ilgili bir toplantıda konuştuğumuz için sağlıktan bahsettim ama... E, ...ya da e, ülkenin diğer sistemlerinde yer alan, e, diğer sistemlerinde kalite ve akreditasyon çalışmalarının standartizasyonu yapmanın hiçbir anlamı yok. Bu bir ekosistem içerisinde yürütülmeli. Mühendislik alanında ülkemizde biraz önce söylediğimiz gibi en erken başlamış bu çalışmalar e, ve diğer alanlara da hızla yayılması için... Ee, ...bu ekosistemin oluşturulması için Yüksek Öğretim Kalite Kurulu da kurulurken... ...gördüğünüz üzere burada Mesleki Yeterlik Kurumu'ndan, e, Türkiye Akredita Türk Akreditasyon Kurumu'ndan... ...TÜBİTAK'tan, e, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'ndan... ...yani ülkemizde akreditasyon süreçlerinde faaliyet gösteren birçok kuruluştan... ...temsilciler alınarak oluşturulmuş ve biz çalışmalarımız sırasında birbirimizi gerçekten ne kadar desteklediğimizin, birlikte hareket etmenin, bu ekosistem içerisinde bir takım faaliyetlerde bulunmanın ne kadar faydalı olduğunu hakikaten çalışmalarımız esnasında çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bundan da özel olarak bahsetmek istedim. Yani bağımsız olarak sadece sağlık hizmetleri alanında ya da sadece diş hekimliği alanında kalite ve akreditasyon çalışmalarının yürütülmesinin aslında tek başına tamamıyla bir anlamı olmadığını ifade etmek istiyorum özellikle. Kalite kurulunun faaliyet alanlarını aslında biraz önce kısaca söyledim ama temel olarak üç görev tanımlanmış durumda kanunla. O yüzden bunları bir yenilemek istiyorum. Kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon programı, akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi ve kalite güvencesi kültürünü yaygınlaştırma olarak temel faaliyetlerini ifade ediyor kurulumuz. Ee, yüksek öğretimde kalite güvencesi yaklaşımında bu piramidi biz kullanıyoruz genelde e, ifade edebilmek için e, söylediklerimizi. Bir kurumdaki kalite güvence sistemi başlangıçta ulusal ve uluslararası standartları ve mevzuatın gerekliliğini karşılamak üzere yapılandırılıyor. E, Bütün hemen hemen tüm dünyada bu şekilde gelişme olmuş. Zaman içerisinde olgunluk düzeyi arttıkça ve kurumda kalite kültürü gelişerek kurum kültürünün bir parçası haline gelmeye başladıkça kurumun amacına ve hedeflerine uyumlu ve... Kuruma özgü bir yapı haline gelmeye başlıyor ve kurumsal performans yönetim sistemi haline dönüşüyor. Bu tabloda da gördüğünüz gibi öncesinde bir mevzuatsal çalışmalar ve ondan sonra da en sonunda kuruma özgü bir yapı haline gelerek çalışmaları yürütmesini öneriyoruz. İç ve dış kalite güvence sisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere ülkemizde çok yakın zamanda bu alandaki çalışmalar yapılmaya başlandı. Ve akreditasyon faaliyetlerine kadar, eğitim alanında akreditasyon faaliyetlerine gelene kadar kurumların sunumumun sonrasında da bunu birkaç kere ifade edeceğim iç ve dış kalite güvence sistemleriyle kendilerini sürekli iyileştirme içerisinde görmeleri gerekiyor. Yani akreditasyon bu işin en son noktası ama bu süreçte bu sürece gelene kadar da iç ve dış kalite güvence sistemlerini sürekli iyileştirme aracı olarak kullanmamız gerekiyor. İç kalite güvence sistemi oluşturmak için eğitim öğretim sistemlerinde tasarlanan programların sürekli izlenerek güncellenmesi, programların öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmeye açık hale gelmesi, Öğrenciye nitelikli bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekmekte. Ayrıca yüksek öğretim kurumlarının eğitim kadrosunun, eğitim öğretim kadrosunun dinamik bir yapıya sahip olması, fiziksel öğrenme ortamlarının düzgün bir şekilde oluşturulması, ARGE çıktılarının sayı ve nitelik olarak artırılması ve bilimsel destekli çevik yönetim sistemlerinin kurulmasının sağlanması gerekiyor. Yüksek öğretim kurumları tarafından yıllık olarak hazırlanan kurum iç değerlendirme raporları, KIDIR diyoruz bunlara kısaca, kurumların sahip olduğu iç kalite güvence sistemlerini değerlendirmesini sağlamakta. Bu doğrultuda YOKAK tarafından yürütülen diğer süreçler ise kalite güvencesi konusunda yüksek öğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu eğitim hizmetlerini organize etmek. Kurumsal dış değerlendirme ise kurumun ürün üretmek ya da hizmet sunmak amacıyla oluşturduğu misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmada gösterdiği performansın daha önceden belirlenen ölçütlere göre kurum dışı bir gözle değerlendirilmesini ifade ediyor. Biraz önce Muzaffer Hocam yine açılışta ifade ettiler. Ee, gittikçe artan sayıda dış değerlendiriciyle ile bu hizmet artık yerine getirilmeye çalışılıyor. Yüksek öğretim kurumsal dış değerlendirme süreci kurumun kendi iç değerlendirme sürecinden de yararlanmak suretiyle Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen bir değerlendirme takımı aracılığıyla değerlendirmelerini yapıyor. Ve bu süreç program değerlendirmesi ve akreditasyonundan farklı olarak kurumun genel değerlendirmesi üzerine odaklı oluyor. Ve ayrıca dış değerlendirme süreci kurum bütününü değerlendiren bir geri bildirim niteliği taşırken akreditasyon yüksek kurumunun eğitim öğretime yönelik değerlendirici kuruluşun kullandığı ölçütler dahilinde verilen bir yeterlik belgesi e, olması sebebiyle e, bu aradaki farklılıklar Parkı da sizlere ifade etmek istedim ve dış kalite güvence sistemlerinin tüm süreçlerinin performansları izlenerek sürekli iyileştirmeye çalışmaya e, sunduğu katkıda tartışılmaz. Bazen e, ilerletmekte zorlanıyorum. Ee, yüksek öğretim kalite güvence sisteminde e, kur, öncelikle kurumsal dış değerlendirmeden bahsetmek istiyorum. Denetleme, akreditasyon, kontrol listesi üzerinde yapılan bir ölçme üniversiteleri sıralama aracı değil. Öncelikle bunu kesinlikle vurgulamamız lazım. Yani bir kuruluşun dış değerlendirme ve akreditasyon sonucunda e, elde ettiği e, skorlar, e, puanlar neyle değerlendiriliyorsa aslında üniversitelerin bir sıralama aracı değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kurumun kurumsal özelliğini koruyup kullanabileceği ve yüksek öğretim alanında rekabet avantajı olarak değerlendirebileceği güçlü yönlerini başarabiliyor hikayelerini iyileşme açık yönlerini tanımasını sağlayan bir süreç olarak ifade ediyoruz. Kurumsal dış değerlendirme programı ESG ve Avrupa Üniversiteler Birliği prosedürlerine ve teknik ilkelere göre tasarlanmış, Türkiye Yüksek Öğretim sistemi gerekliliklerine uyarlanmış ve tam bağımsızlık ilkesiyle hayata geçirilen bir program. Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yüksek öğretim kurumları arasında program akreditasyonuna sahip olanları kalite güvencesi süreçlerine ilişkin olgunluk düzeyinin daha yüksek olduğu da çalışmalarla ortaya konulmuş durumda. YOKAK değerlendirme ölçütleri e, ESG bölüm 1 standartlarını kapsamakta. Bunun yanında ESG bölüm 1 standartları daha çok yüksek öğretim kurumlarının eğitim ve öğretim etkinlikleri ve bağlı diğer grup etkinliklerine odaklanırken, YÖKAK ölçütleri ise Türk Yüksek Sistemi'nin yapısı ve işleyişi gereği araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı boyutlarını da, ele alarak kurumlara hizmet sunmaya çalışmakta. Yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesiyle ilgili süreci de bu şekilde şematize etmeye çalıştım. Program akreditasyonuna yönelik çalışmalar kalite güvence sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tür çalışmalar eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında yürütülen programlar özelinde kalite güvencesini sağlamaya yönelik çalışmalar. Kurum iç değerlendirme ve kurumsal dış değerlendirme sürecinde beklenense yalnızca eğitim-öğretim süreci değil, kurumun araştırma-geliştirme süreciyle bu süreçleri destekleyen tüm idari ve destek süreçlerini kapsayan bir nitelikte olması. Yani bir, bir şey başka şekilde ifade etmek istersek, kurumun süreçlerinin her birinde ve bütününde kalite güvence sistemini tanımlamış ve kurmuş olması ve bu süreci nasıl yönettiğini açıklaması beklenmekte. Aslında bütün kalite değerlendirmelerinde, akreditasyon süreçlerinde bizim bütün kurumlardan beklediğimiz sadece yüksek öğretim alanında da değil, bu tanımlamaların süreci nasıl yönetildiğinin açıklanması ve açıklandığı şekilde yapıldığının belgelenerek ortaya konulması. Bu sürecin kurumun sürekli iyileştirme sürecine katkı sağlayacak şekilde tasarlanması ve işletilmesi bu amaca hizmet ettiğine dair kanıtlarında her yıl hazırlanacak raporda sunulması kurumlardan talep ediliyor. Kurumsal Diş Değerlendirme Programı 2016 yılından itibaren uygulanıyor ülkemizde. Dış değerlendirme ölçütleri kalite güvence sistemi, eğitim, öğretim, ARGE, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma süreçlerine dahil etmeleri, elde edilen sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirmeleri bekleniyor kurumların. Eğitim ve öğretimde öğrencilere karmaşık dünyada ayakta kalabilecekleri yetkinlikleri kazandırması, öğrenme ortamlarının ve öğretim elemanlarının bu yetkinlikleri kazandıracak nitelikte olması ve mezunların iş bulabilme durumlarına odaklanmaları beklenmekte. Güçlendirilmesi gereken en önemli alanlar izleme ve iyileştirme mekanizmalarının bulunmayışı nedeniyle öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme ile programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesi ölçütlerinde gözlenmiştir. 2018 durum raporuna göre Higher Learning Commission tarafından hazırlanan durum raporuna göre kurumların %63'ünde öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar bulunmamakta. %84 oranında ise kurum, kurumda ise programlarda izleme ve güncelleme süreçleri düzenli olarak yürütülmektedir. Ancak çıktıları %63'ünde ancak e, mekanizmayla birlikte görebiliyoruz. Diğer bir alana kalite güvence sistemi ve eğitim ve öğretimin ardından diğer bir alanda araştırma geliştirme ve toplumsal katkı bölümü, performans göstergelerini tanımlaması, etkin bir izleme ve iyileştirme yapması, araştırma ve geliştirme süreçlerinin sayısal değerlerinden çok etkiliğine ve yerel, ulusal ve uluslararası katkılarına odaklanması beklenmekte kurumların yönetim sisteminde ise. Bilişim destekli yönetim sistemlerini kullanarak yetiştirdikleri mezunlara kazandırdıkları bilgi, beceri ve yetkinlikler konusunda iç ve dış paydaşlara hesap verebilir bir sistem oluşturmalarını bekliyoruz. Bu sistem aracılığıyla kolayca denetimlerin yapılmasını, denetimlerinin yapılabilmesini bekliyoruz. İç kalite güvence sisteminde sizinle paylaşmak istediğim bir takım bilgiler var. Bu slaytta Sibel Aksu Yıldırım, y Yükak Başkan Vekili Sayın Sibel Aksu Yıldırım tarafından oluşturulan kalite evi modelini kullanıyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. İç kalite güvence sistemi oluşturulması için tasarlanan programların sürekli izlenerek güncellenmesi, programların öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmeye açık hale getirilmesi, öğrenciye nitelikli bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekmekte. Yüksek öğretim kurumlarının eğitim-öğretim kadrosunun dinamik bir yapıya sahip olması... Fiziksel öğrenme ortamlarının oluşturulması, arke çıktılarının sayı ve nitelik olarak artırılması ve bilişim destekli çevik yönetim sistemlerinin kurulması, iç kalite e, güvence sistemlerinde ifade edilmesi beklenen e, alanlar. Yükseköğretim kurumları eğitim öğretim sistemlerinde iç kalite sistemlerini kurarken e, FUKO döngüsünü yani planla uygula, kontrol et, önlem al döngüsünü ile kendilerine bir yol haritası oluşturmalı. Eğitim, öğretim, politika ve süreçlerini, ders programlarını, öğretme ve ölçme yöntemlerini güncellemelidir. Tüm süreçlerin performansları izlenerek sürekli iyileştirme sağlanmalıdır. Öğrenci ve öğrenme merkezli eğitim-öğretim modeli oluşturulmalı. Öğrencilere uygulamalı eğitim modelleriyle hem kendi alanlarında hem de farklı alanlardaki genel yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmeli. Danışmanlık sisteminde iyileştirmeler yapılarak öğrencilerin ders başarı durumları ve öğrenim çıktıları sürekli izlenmelidir. Bunun için öğrenci memnuniyet anketleri, akran, öğretim elemanı, mezun ve işveren değerlendirmeleri yapılabilir. Hazırlanacak kurum iç değerlendirme raporunun kurumun genel durumunu yansıtacak ve resmin bütününü görmemizi sağlayacak bir nitelikte olması beklenmektedir. Kurum iç değerlendirme raporunun yalnızca girdi niteliği taşıyan istatistiki bilgileri içeren bir rapordan daha çok, kurumun yıllık performansını izlemesi ve sürekli iyileşmesine yol ve yön gösterecek nitelikte olması beklenmektedir. Kurumsal dış değerlendirme programımızla ilgili e, kurum iç değerlendirme raporlarıyla kurumların sahip olduğu iç kalite güvencesi sistemlerinin değerlendirmesi sağlandıktan sonra kurumsal dış değerlendirme programı sonucunda da değerlendirme takımı tarafından kurumsal geri bildirim raporu hazırlanmakta ve söz konusu rapor kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Kurumsal akreditasyon programının sonucundaysa Değerlendirme takımı tarafından kurumsal akreditasyon raporu hazırlanmakta ve kur, bu rapora istinaden YÖK tarafından ilgili yüksek kurumuna tam akreditasyon ve koşullu akreditasyon kararı alınarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Akreditasyon koşullarını yerine getirmeyen kurumlara ise yokak tarafından kalite güvencesi uygulamaları bağlamında kurumsal gelişmeleri için destek verilmektedir. Yokak tarafından her yıl yüksek kurumlarının dış değerlendirme süreci sonrası kurumsal geri bildirim raporları değerlendirilerek kalite iyileştirmeye yönelik tavsiyeler içeren yüksek öğretim kalite güvencesi durum raporu hazırlanmakta, yayınlanmakta ve başta yok olmak üzere ilgili paydaşların dikkatine sunulmaktadır. Bu şekilde sizlere kısaca Yokak'ın faaliyetlerinden ve kurumsal düzenlemelerde neler yapılabileceğinden bahsettikten sonra diş hekimliği eğitiminde kalite güvence sistemin oluşturulması için bilgilerim çerçevesinde oluşturduğum adımları ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere ülkemizde henüz diş hekimliği eğitimleriyle ilgili kalite güvence sisteminin tam olarak oluşturulduğunu ifade etmemiz zor. Burada e, yol gösterici olarak ilk adım belki diş hekimliği fakültelerinde kurumsal iç kalite güvence sisteminin kurulmasıyla başlayabilir. Bu adımları atmış olan bazı fakültelerimiz olmasına karşın bunu özellikle ifade etmek istedim. Kurumsal iç kalite güvence sisteminin kurulması gerekiyor. Ee, sonra kurumsal süreçlerin izlenmesi, kontrol edilmesi ve güncellenmesi ve kurumsal dış değerlendirme programının akran değerlendirmesiyle başlatılması bence fakültelerimizin ilk e, aşamada e, kendilerini hem kendi gözleriyle öz değerlendirmelerle hem de e, kendi akranları tarafından değerlendirilerek başka gözlerle bu yolda ilk adımları atmalarına e, yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında e, diş hekimliği eğitiminde e, kalite güvencesi çerçevesinde ülkemize yine e, biz, bugün bizi dinleyenlere yol gösterebilecek bazı e, uluslararası fakültelerin programlarından örnekler vermek istiyorum. E, bunu da, başka ülkelere ve kıtalara dağıtmaya çalıştım örnekleri. Bunlardan birincisi e, Washington Üniversitesi'nin diş hekimliği fakültesi ile ilgili e, bilgiler. Bunlar Bu fakültenin sayfasına girdiğinizde kalite değerlendirmeleriyle ilgili sistematik bir kalite güvence programından elde edilecek faydaları görebiliyorsunuz. Eğitim ve hasta bakım programlarının etkinliklerinin belgelendirilmesi, iyileşmelerin katkı sağlayacağı, Eğitim ve hasta bakım program alanlarının belirlenmesi, sürekli gelişim için güçlü ve zayıf yönlerin sürekli olarak belirleneceği bir mekanizmanın kurulması ve diş hekimliği fakültesi eğitim ve hasta bakım programlarında revizyon, iyileştirme ve ilerleme sağlanması temel olarak kalite değerlendirmeleri bölümünde ifade edilmiş. Bizim de şu ana kadar hep bizim de şu ana kadar hep bahsettiğimiz şeyler aslında burada diş hekimliği özelinde ifade edilmiş durumda. Bunun ardından Avrupa Birliği'ndeki diş hekimliği eğitimi kalite güvencesinden bir miktar bahsetmek istiyorum. Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği, ADA, Avrupa'daki 200 diş hekimliği fakültesini kapsayan bir kuruluş. Ve Avrupa ülkelerinde diş hekimliği eğitimini ve bunun kalite güvence sistemlerini uyumlu hale getirmek için e, Dentet Tematik Ağı, DENTED EVOL, DENTED Dent e, TREE gibi bazı projeleri hayata geçirmişler. Yani Avrupa Birliği içerisinde eğitim derneği içerisinde üye olan e, 200 diş hekimliği okulunu kapsayan e, bu bir takım projeler oluş durmuşlar. bunun başlangıcının nasıl olduğunu bir miktar ifade etmek istiyorum. Belki yine bizler için yol gösterici olabilir. 2004 yılında Cardiff'te yapılan ADE Genel Kurulu'nda Avrupa diş hekimliği Avrupa'da diş hekimliği için profil ve yeterlikler Avrupa diş hekimliği fakülteleri tarafından diş hekimliği öğrencilerinin Avrupalı genel diş hekimleri olmak için eğitimde gerekli olan temel bir yetkinlik olarak kabul edilmiş. Yani bütün diş hekimlerini Av, yani Avrupalı diş hekimi yani ülkeler bazında ayırmadan e, yetiştirmek üzere nasıl bir e, yetkinlik sunulabilir, nasıl bir program e, yürütülebilir bununla ilgili e, çalışmalar yapılmış. Diş hekimliği eğitiminin yeterliği, müfredat içeriği, yapısı ve diğer temel bileşenleri tartışmaya devam edilmiş ve 2019 2009 yılında güncelleme yapılmış 5 yıl sonra ve 2017'de sonuç temelli müfredatı uygulamaya yönelik yeni bir harekete uyum sağlamak için bir yeni lisans çerçevesi tanıtılmış. Orijinal belgedeki yeterlikler için 7 alanın yeniden sınıflandırılması ve açıklığa kavuşturulması sonucunda 4 alandan oluşan 7 bir çerçeve ve her alana bir dizi öğrenme sonucu belirlenmiş. Gördüğünüz gibi ekranda görüyorsunuz şu anda 4 tane alan adı görüyoruz. Ve bu alan adlarının altında da bir takım ölçütler görüyoruz. Bununla ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra buraya üye olan bu 200 kuruluşta, 200 diş hekimliği fakültesinde, okulunda bunların ortak olarak uygulanması çerçevesinde bir öğrenme sonucu belirlenmiş. Ayrıca çerçevenin erişebilirliğini ve faydasını artırabilmek için öğretme ve öğrenme yöntemleri, değerlendirme yöntemleri, kılavuzları hazırlanmış ve diş hekimliği eğitiminde kalite güvencesi sağlanmasına yönelik yöntemler bir tabloyla ifade edilerek bu kuruluşlarla paylaşılmış, bu okullarla paylaşılmış. Akran değerlendirmelerine dayalı öz değerlendirme ilkesine dayalı 4 yıllık program bölgesel düzenleyici kurumun kalite güvence gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş destek olarak sürekli kalite iyileştirme taahhütleri de yayınlanmış dört yıllık bir çerçeve içerisinde bunlar sunulmuş. Yani burada da yine aslında akran değerlendirmesi ve öz değerlendirmeye yapılan bir vurgu var. Bizim de biraz önce söyledik. Konuştuğumuz gibi öz değerlendirmenin, kurum içerisindeki öz değerlendirmenin yapılmasının ardından akran değerlendirmeleriyle bir üst kurulun değerlendirmesinden önceki aşamayı kuruluş, bir, o fakültenin, o programın tamamlaması aslında fakültenin ilerideki aşamaları geçirmesinde çok daha büyük, büyük kolaylık sağlıyor. Bunun ardından İngiltereden bahsetmek istiyorum. E, Avrupa Birliği'nin dışında şu anda bulunduğu için İngiltereyi özel olarak ifade etmek istedim. E, burada da İngiltere'de bir e, General Dental Genel Diş Hekimliği Konseyi var. E, bu standart ve bir, onlar da yine bir takım standartlar oluşturmuşlar. E, diş hekimliği konusundaki Birleşik Krallık programları için gerekli eğitim standartlarını belirlemişler. Ve bu onlara yasal olarak verilmiş bir görev. Kalite güvence süreci bu kuruluşta hastaları ve hastaları korumak için kullanılan bir araç olarak ifade edilmiş ve eğitim ve kalite güvencesi sağlamak için kullandığı süreçleri detaylıca ortaya koyan bir kılavuz hazırlamışlar ve yayınlamışlar. 2018'den önce buraya bu kuruluşa kaydolmaya kaydolmaya yol açan yerleşik programları sunan eğitim sağlayıcıları ee, bu tarihten sonra 5 e, ila 6 yılda bir olmak üzere periyodik olarak değerlendirmeye alınmışlar ve bu değerlendirmelerin sonucunda da bunlar hakkındaki raporlar yayınlanmış. Bunların standartların kapsamında da hastanın korunması, kalite değerlendirme ve incelemesi ve öğrenci değerlendirmesi kısımları yer alıyor. Aslında yine biraz önce diğer kurumlarda ve yukakın görev tanımları, diğer ülkelerde ve akın görev tanımlarında gördüğümüz konular yine ele alınmış durumda. Diğer bir örneği de Japonya'dan vermek istiyorum. Avrupa ve Amerika'nın dışında uzak doğudan bir ülkeden vermek istiyorum. Burada da 90'ların sonunda klinik konularda ortaya çıkan yeni eğitim içerikleri diş hekimliği müfredatının değiştirilmesine neden olmuş. Ve 2001 yılında Japonya Eğitim Bakanlığı'nın e, Tıp ve Diş Hekimliği Eğitimi Koordinasyon Konseyi tıp ve diş hekimliğinde klinik lisans eğitimi için 21. yüzyılda tıp ve diş hekimliği Eğitiminin yeniden yapılandırılması için stratejiler başlıklı bir rapor yayınlamış. E, yine burada da e, müfredat yapısı, e, model, e, çekirdek müfredat, model çekirdek müfredat, değerlendirme sistemi, ortak başarı testleri, ülke çapında ortak bir e, değerlendirmeye tabi tutmak gibi... Klinik eğitim ve fakülte gelişimi konularında bir takım çalışmalar yapılmış e, ve değerlendirme sistemleri burada da organize, burada da e, ulusal otorite tarafından ortaya konulmuş. E, bu verdiğimiz örnekler çerçevesinde e, ben sonuç olarak e, şunları ifade etmek istiyorum ülkemizdeki diş hekimli eğitiminin geliştirilmesi açısından. Öncelikle kurumlarımızda iç kalite güvence sistemin oluşturulması gerekiyor. Bu alanda çalışmalara başlamamış olan kuruluşların, programların ee, iç kalite güvence sistemlerini oluşturması gerekiyor. Sonrasında belirlenen politika ve standartların akademik yaşama yansıtılması ve kurumda kalite kültürünün oluşturulması gerekiyor. Kalite kültürünün oluşturulması kısmı aslında bence e, bizim ülkemizde de bu alanda çözülmesi gereken en önemli sorunlardan bir tanesi. Sadece yüksek öğretim, e, yüksek öğretimde değil biraz önce ifade ettiğim diğer alanlarda da çok kısıtlı bir e, kitlede kalite kültürü oluşmuş durumda ülkemiz toplumumuzun küçük bir kısmında ve genel kalite kültürünün oluşturulması aslında hep beraber biraz önce ifade ettiğim gibi ekosistem içerisinde bütün ülkenin kuruluşlarındaki standartizasyonun ve kalite kültürünün oluşturmasını sağlayacak. Bununla bunun yanında yıllık izleme ve değerlendirmelerle süreç sürekli güncel tutulmalı ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmalı. Yine bu da kalite çalışmalarında en çok en ee, zorluk yaşadığımız alanlardan bir tanesi. Ee, özellikle de dış bir kurum tarafından değerlendirme yapılıyorsa üst kurum ya da akran değerlendirmesi olabilir. Burada e, yıllık izleme ve değerlendirmeler olmadığı takdirde e, değerlendirme anında e, yapılan büyük bir heyecanla yerine getirilen çalışmalar sonrasında e, büyük, tam anlamıyla rafa kalkıyor diyemesek de çok büyük, ya yani o gün için yapılmış şekilde oluyor. Yani uzun, Bu sürecin güncel tutulması ve aslında bunun sürekli iyileştirme için yapıldığı e, göz ardı edilmiş oluyor. O yüzden de yıllık izleme ve değerlendirmelerle e, bahsettiğimiz gibi akran değerlendirmesi ya da üst kurul değerlendirmeleriyle güncel tutulması ve bu kalite e, iyileştirme çalışmalarının sürekli olduğunun e, bir kalite kültürü e, kavramı olarak e, hepimizin beynine yerleşmesi gerekiyor. Yıllık izlemeler kurum iç değerlendirme raporlarına yansıtılmalı. Belirli dönemlerde kurum kendini dış değerlendirmeye açmalı ve dış değerlendirme sonrasında aldığı geri bildirimleri de iyileştirme amaçlı kullanmalıdır. Hepinizin bildiği gibi kalite kültürü aslında iyileştirme amaçlı yerleştirilmeye çalışılan bir kültür. Yani bir kuruluşun de değerlendirmesi yapıldığı anda, bir programın değerlendirmesi yapıldığı anda e, oradaki eksikler aslında e, değerlendirme kuruluşu tarafından bulunan eksikler olarak değerlendirilmemeli. Bunlar iyileştirmeye açık yönler olarak değerlendirilmeli ve iyileştirme amaçlı olarak kullanılmalı. Yani aslında her delegeirim bir taraftan da e, kurumun iyileştirilmesi, e, sürekli kalite iyileştirme çalışmalarının yapılması olarak e, ifade edilmeli ve kurumların bu şekilde sürekli e, dinamizm içinde sürekli iyileşerek e, sürekli daha iyi arayan kurum olması hedeflenmeli. E, bu sonuçların ardından da e, ülkemizde e, diş hekimliği alanında diş hekimliği eğitim programları alanında kurulmuş olan akreditasyon derneğimizden bahsetmek istiyorum. E, bu derneğimiz e, bu yıl içerisinde kısa bir süre öncesinde e, YÖKAK tarafından tanındı. Tanıma ve izleme komisyonu tarafından tanınarak Yokak tarafından yetkilendirildi. UDEPAK adı verilen bir akreditasyon kuruluşları var. Derneğimiz Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği. Bir de biliyorsunuz bu derneklerde e, alt e, akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere ayrı bir kuruluş oluşması gerekiyor. UDEPAK adında bu kuruluş da oluşturuldu. Çok uzun dönem faaliyetlerde çaba göstererek faaliyetlerde bulunarak Profesör Doktor Firdes Şenelin veziroğunun başkanlığında bu çalışmalar başladı, hala da devam ediyor. Hakikaten çok ciddi emek sarf ettiler. Umarım en kısa zamanda diş hekimliği eğitim programlarında akreditasyon yapmaya başlayabiliriz. Kuruluş dönemi, kuruluş yılının Covid sürecine denk gelmesi tabii bir dezavantaj oldu. Bütün diğer kuruluşlarda olduğu gibi bizim mesleki kuruluşumuzda da şu an COVID süreci sebebiyle değerlendirmeler yapılamıyor. Biraz önce bahsettiğimiz sonuçlarda görülen faaliyetleri yürüterek akreditasyon da nihayetinde akreditasyon derneğimiz tarafından çok gittikçe artan sayıda kalite kültürünü içselleştirmiş akredite olmaya hak kazanmış, kazanacak programları görmeyi çok arzu ediyoruz. O yüzden de eee Depat'ın çalışmalarını hakikaten çok desteklememiz gerekiyor. Desteğimiz de tabii ki e, kurumlarımızda kalite süreçlerini yürüterek gerçekleştirilecek bir destek. E, ne kadar kurum içerisinde çalışmalarımızı derinleştirirsek, e, kurumumuzu e, akreditasyon ve kalite çalışmaları açısından ne kadar hazırlar ve ne kadar çok e, kur, programımız, kuruluşumuz bu derneğe vurur. Türkiye'de şu kadar sayıda diş hekimliği programı akredite diyebilirsek bu tabi depatı desteklememiz anlamına gelecek. Ben sözlerime bu şekilde son vermek istiyorum. Sanırım soru cevaplarla devam edebileceğiz. Türkiye'deki diş hekimliği profilini genel yukak çerçevesini ortaya koymaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Figen Hocam. Ben sunumu kapatayım. Evet. Şu ana kadar herhangi bir e, soru gelmedi hı hı. ya da geldiyse ben göremiyorum buradan ama e, ben bir iki şey sorabilir miyim? Buyurun hocam. E, i̇lk sorum kalite an kalitenin anlayış olarak gelişmediği ve kültürel bir pratiğe dönüşmediği ortamlarda. Dışarıdan zorlamalarla kalite güvencesinin sağlanması mümkün hı, hı. diyorlar. Kesinlikle. Aynı zamanda da e, yüksek öğretim kurumlarındaki öğrenci kurumların sayısı ve öğrenci sayısının artması kalite güvenci sistemlerinin de gelişmesine neden oluyor diyorlar. E, şimdi buradan yola çıkarak biz de e, biliyoruz ki üniversitelerde, fakültelerde, diş hekimliği fakültelerde kontenjan oldukça yüksek. yüksek. Gök'ün acaba şöyle bir çalışması var mı? Diş hekimliği fakültelerinde kontenjanlar ne olursa kaliteli bir eğitim verilebilir. Böyle bir çalışma vardır. E, sayın Hocam, sadece diş hekimliğinde değil tıp eğitiminde de aynı şekilde gündemde dile getirilen bir sorun. E, Şimdi Gökak'ın e, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum tekrar Gökak, gökten bağımsız bir e, kuruluş. Yani e, kurumsal e, kişis özelliği bulunan e, maddi olarak bağımsız bir kuruluş. Ama tabii ki Gökak'ın burada en önemli görevi kendisinin yaptığı değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçları geri bildirim olarak paydaşlara iletmesi. Baş paydaşı da tabii ki Gök burada bahsedilen bahsettiğiniz e, kontenjanların fazlalığından kaynaklanan sorunlar geri bildirim olarak tabii ki e, sürekli gök yok tarafın yokak tarafından toparlanıyor ve tüm paydaşlara iletiliyor. Umuyorum sağlık alanındaki bütün e, sadece diş hekimliğinde değil sa e, sağlık alanında yani pratik eğitimin çok önemli olduğu alanlarda ee, bu konudaki düzenlemeler kısa zamanda yapılır. Ancak söylediğim gibi e, yokak bu konudaki geri bildirimleri paylaşarak bu görevini yapabiliyor. Bu konuda bir yetkisi yok. Ee, yetkilen yetkilerine görevlerini biraz önce sunumumda sizinle paylaştım. Ee, geri bildirim olarak bunları iletmek yokakın yapabileceği çalışma alanı. Peki Teşekkürler. Şimdi e, Cansu Alpaslan Hocadan e, bir soru var. Önce bir teşekkür var size Depoda vermiş olduğunuz destek için yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum diyor Cansu Alparslan Hoca ayrıca soru olarak da akran değerlendirmesi nasıl yapılabilir? Ee, sayın hocam akran değerlendirmelerinde e, akrandan kastımız diğer programların yani Gazi Üniversitesi'nin örnek veriyorum Cansu Hocam oradan olduğu için Gazi Üniversitesi'nin Ankara Üniversitesi tarafından değerlendirilmesi e, örneğini vermek isterim. Bu şekilde kurumlar arasındaki ilişkilerle akran değerlendirmelerinin yapılması kurulumları e, hem e, dış değerlendirmelere hem de en sonunda akreditasyon sürecine hazırlayacaktır. Evet, teşekkür ederiz. E, Funda Hocam, var mı bir sorunuz, katkınız? Ben e, öncelikle Figen Hocamız'a daha sonra da Murat Hocam size e, güzel yönetiminizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Figen Hocam müthiş bir bilgilendirmeydi. Bu kadar ağır bir konuyu çok güzel izlediniz evet, biraz toparlamak e, zor oluyor. Hatta en başı biraz sıkıcı oluyor maalesef bu konunun. Yok hocam, estağfurullah. Biz gayet zevkle, keyifle dinledik sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, ediyoruz. Ediyoruz. <laughs> çok teşekkür ee, benim Figen ediyorum. Hocam'a bir sorum olacak. Çok kısa, konuyu da çok oturumun içinde bırakmak kaydıyla. Neticede e, burada bir e, özendirme e, politikasının olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten kalite kültürünü yaygınlaştırmak çok zor. E, açıkçası e, fakültelerin bu konudaki motivasyonları, kurum motivasyonlarını, özellikle eğitmenlerin motivasyonlarını sağlamak adına GÜRKAK'ın e, bir planlaması var mıdır? E, gerçekten çünkü bu süreç çok e, zorlu. Eğitmenler için de zorlu, idareciler için de zorlu. <laughs> bu konuda bir ilgi alabilir miyiz sevgili hocam? Tabii ki UKAK içerisinde bu bahsettiğiniz konu tabii ki çok doğal olarak çok yoğun bir şekilde konuşulan bir konu. Kalite kültürünün yaygınlaşması, içselleştirilmesi aslında karşımızdaki en büyük engel. O yüzden bu konuyla ilgili de bizim YOKAK içerisindeki komisyonlarımızda çalışmalar yürütülüyor. Biz burada temelde benim şahsi görüşümü de burada ifade etmiş olayım YOKAK'la beraber. Aslında kalite kültürünün yaygınlaşması bence lisans eğitimi sırasında bu kültürün verilmesiyle başlıyor. Ve YOKAK'ın bu konuda bir takım çalışmaları oldu. Benim enstitümün de sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon enstitümün de bu konuda çalışmaları oldu ve YÖK kalite çalışmalarının kalite ve akreditasyon çalışmalarının lisans eğitimi sırasında öğrencilere verilmesiyle ilgili bir adım attı. Yani lisans Çünkü hepimiz biliyoruz ki biz bu kavramları bunları çok sonra öğrendik değil mi? Yani bir e, ülkemizde daha da geç geldi ve biz bu kavramları çok sonra muhtemelen doktoralarımız bittikten sonra öğretim üyeliği aşamalarında öğrendik. E, öğrenciler için de şu anda tabii çok e, uzak kavramlar gibi görünüyor. E, bu konuda akın en önemli adımı yani GÖKE'de tavsiyesi lisans programlarına bununla ilgili derslerin konması. YOKAP e, üyelerimizden bir tanesi belki dikkatinizi çekmiştir e, sunum sırasında bir tane de öğrenci üyemiz var. E, kurulumuzda bir öğrenci üyemiz var. Onun vasıtasıyla da e, bu kültürün yaygınlaşması için yani temelden yaygınlaşması, eğitim hayatının çok başlangıcında yayınlaş, yaygınlaşması için bir öğrenci üye de alındı e, programımıza ve onlar da bir takım faaliyetler e, yürütüyorlar. E, ama daha çok başlangıcındayız. Ama çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Hakikaten kalite kültürünün yaygınlaşması bu alanda en önemli parametre aslında. Figen Hocam, aslında Murat Hocam bir takım çete bilgilendirmeler ve sorular da geliyor. Teşekkürler Bilmiyorum. geliyor sanırım. Siz onu yöneltirsiniz ama bir minik daha sorum olacak. Daha doğrusu öğrenciler aslında öğrencilerimiz, hem akreditasyon kurulunda ulusal depatta hem de demek ki kalite kurulunda da evet. rol alıyorlar. Hı hı. Aslında bu kongrenin de gerçekten ilk hücum eden kayıt için öğrencilerimiz oldu. Biz e, organizasyon komitesinin adına çok mutlu olduk. Dolayısıyla burada umarım onlar da bizi dinliyorlardır. Gerçekten e, üniversitelerin kurum olarak birinci hedefi aslında amaç amacımız öğrencilerimiz için bir şeyler yapabilmek ve eğitim aslında araştırma, tedavi hizmeti ve eğitim olmasına karşın üç görevimiz var kurumlar olarak ama birinci hedefimiz eğitim ve kalite kültürü adına da bunun idareciler tarafından birinci hedefin eğitim olduğunun ...açıkça ifade edilmesi gerekiyor. Biz de kongremizde sık sık buna vurgu yapacağız. Ben her iki hocama da çok teşekkür ediyorum. Funda, Funda hocam bir şey belirtmek istiyorum hazır öğrencilerden bahsetmişken... ...şu anda hala açık çünkü bu ilan. Bu öğrenci temsilcisi seçimle geliyor ve şu anda da ilan açık durumda. Son sınıf öğrencileri hariç bizi takip eden öğrencilerimiz... YOKAK'ın öğrenci de üyesi olmak için bizimle aynı eş, aynı statüde e, kurulumuzda yer alan öğrenci olabilmek için e, başvuruda bulunabilirler. YOKAK'ın sayfasına girerek şu an açık ilan e, oradan başvuruda bulunabilirler. Süper bir duyuru oldu bu da evet, de öğrencimizin süresi doldu. E, bir, bir önceki öğrencimizin süresi doldu. Öğrenci üyemizin şu anda ilanımız açık durumda. Harika. Murat Hocam sözü size bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Birkaç mesaj daha var. Yurdanur Uçar Hoca bir mesaj atmış. Hem teşekkür etti hem de sorusu vardı ama ben sorumun cevabını aldım dedi sonraki konuşmalardan. Cahit Üçok Hoca notlandırmanın objektif yapılmasına katkı bakımından şey sormuş. Akran değerlendirilmiş sanki öğrencilerin birbirini notlaması gibi demiş ama e, bu konu evet. uzmanlık eğitiminde var olan bir sistem akran değerlendirmesi. Bizim burada kalite sistemindeki akran evet. değerlendirmemiz kuruluşların birbirini değerlendirmesi şeklinde evet. ama kendi evet. iç kalite sistemlerinde fakülteler bunu kullanabilirler. Yani bu belgelendirebilirler bunları yaptıklarında gösterebilirler değerlendirmeler sırasında ama bizim kastettiğimiz akran değerlendirmesi eş kuruluşların birbirini değerlendirmesi şeklinde. Evet, e, Sevcan Yılmaz hocamız Kıbrıs'tan da. Sayın hocama bilgilendirici sunum için çok teşekkür ediyorum. Akreditasyon süreci ve kalite iyileştirme sürecinin rutin uygulaması sonrasında yükün lisans kontenjanları veya program onaylarına bir etkisi olacak mıdır diye soruyor. Ben de benzer bir şey sormuştum. Evet, aslında cevap vermiş olduk ama hocam e, yeterli bulmadıysa belki bir kere daha ifade edebiliriz. Ee, söylediğim gibi biz bunları ancak geri bildirimler yoluyla e, yok, yok de en önemli paydaşımız olduğu için onlara geri bildirimde bulunarak e, gönderebiliyoruz. Yani e, kontenjan fazlalığının e, eğitim kalitesindeki e, oluşturduğu zorlukları engelleri biz geri bildirimlerde ifade ediyoruz. Çünkü birçok yerden geri bildirim aldığımız için bunlar toparlandığında e, aynı sorunlar birçok yerden gelmişse zaten direkt olarak geri bildirim raporlarına girme şansı buluyor teşekkürler. Özen Onur Hoca da teşekkür ediyor. Ülkemizde diş hekimliği mezuniyetinde veya sonrasında ortak sınav düşünülüyor mu diye soruyor. Ee, bu konuda bir bir düşünülmesiyle ilgili bir bilgim yok ama kendisi kendi görüşümü sorarsanız Kesinlikle standartizasyon konusunda sadece diş hekimliğinde değil tüm alanlarda ben de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ortak bir sınavın olması gerektiğine yürekten inanıyorum. Ama bu konuda bir çalışma var mı? Bir bilgim yok, duymadım hiç böyle bir şey. E, Nimet Hoca da yine teşekkür ediyor ve Figen Hoca'ma sorun aktüel değerlendirmesinde nasıl bir rol izlenmesi gerekiyor diyor. <laughs> Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, akran değerlendirmesiyle ilgili özel bir dokumentasyon, bilgilendirme yok. Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, e, Yokak'ın akreditasyonda kullandığı ölçütler sayfadan erişilebilir durumda Yokak'ın sayfasından. Yani bir e, kuruluş akreditasyon için başvurduğunda nelerle karşılaşacak, hangi ölçütlere nasıl cevap vermesi gerektiği konusunda bütün detaylar mevcut. E, akran değerlendirmesinde de karşılıklı kurumlar bu ölçütler bazında birbirlerini değerlendirebilirler. Evet, e, Sevcan hocam da herhalde yanlış anlaşıldım diyor. Gök'ün üniversite program onaylarına bir etkisi olacak mıdır diye e, tekrar soruyor. Yani program onaylarından kastı hocamızın acaba e, ben de okuyorum da hocam şu anda e, bu de, de, geri bildirimlerinin. Yökün, yani ben aynı şeyi anlıyorum ama e, ben me, tam anlayamadım. Sanki program onaylarına yani öğrenci sayısı ya da daha çok açılmasını mı ifade ediyor acaba hocamız daha fazla fakülte açılmasını mı program onayından kastı? Ee, sanırım o hocam okay. ee, yani, yani yeni açılan fakültelerdeki programların onaylanmasına bir Hı -hı. etkisi olacak mı diye soruyor Sevcan Tamamdır. hocam yani yine aynı şekilde söylediğim gibi geri bildirimlerden bu çıkarımları yapabilirler ama fakültelerin e, açılması da tamamen e, YÖK'ün YÖK'le ilgili bir konuda değil biliyorsun. Sadece YÖK'e bağlı da değil. Bizim burada yapmamız gereken, hep düşündüğümüz, hep konuştuğumuz bu programlar varsa, şu anda açılmışsa veya yenileri açılacaksa biz bunların kalitesini nasıl en iyiye taşıyabiliriz, kalitesini nasıl yükseltebiliriz ve sürekli olarak o kalitede kalmalarını sağlayabiliriz. Çünkü bu söylediğim gibi Gökak'ın görev tanımında olmayan bir konu. Biz ancak geri bildirimde bulunabiliriz ve açılmış olan programların ya da... İstenmese de daha açılacak olan programların kalitesini nasıl yükseltebiliriz? Bence biz camia olarak kendi mesleğimiz özelinde söylüyorum, bunun üzerinde çalışmalıyız. Çünkü diğerine bizim bir e, yaptırımımız yok. Evet, e, ben de ilave yapayım e, bu konuya. E, Gök programının açılmasına fakültenin e, ve programların açılmasına e, onay veriyor hı hı. ve. Burada yani büyük fakülte için böyle bir sıkıntı yok ama e, yeni açılan Taşra'daki fakülte için ciddi bir sıkıntı var. Ve, buluyorlar kaç tane hoca olması gerekiyorsa, o kadar hoca çoğunluğu da zaten doktor öğretim üyesi. Fakülteyi açıyorlar. Aradan üç ay geçiyor, hocaların yarısı yok. Ben sahada e, çok dolaştığım için fakülteleri e, bunu bizzat görüyorum. E, böyle bir sıkıntı var. Yani siz de bundan bahsettiniz, e, diğer arkadaşlar da bahsetti. Bu e, ciddi bir sıkıntı. Açarken tamam belli sayı e, bir şekilde sağlanıyor, ama birkaç ay sonra, yani bir yıl bile olmuyor, birkaç ay sonra bile e, bu hocalar Oradan ayrılıyor, başka yerlere gidiyor ve o fakülteler eksik hocayla eğitime devam ediyor. Yani bu nasıl bir sistemle denetlenebilir, ne olur bilmiyorum ama ciddi bir sıkıntı yaratıyor Hı. diş hekimliği eğitim açısından. Hatta hocam büyük üniversitelerde bile büyük fakültelerde bile e, yapılandırmalarımız e, 100 kişi için yapılandırılmış bir fakültede işte, laboratuvarlardan bahsediyorum ve de kliniklerden bahsediyorum. E, bunun çok üzerinde belki 3 katı öğrenci gelmesi de tabii aynı şekilde sorun yaratıyor. E, söylediğiniz şekilde teorik eğitimde buralarda altyapı güçlü olduğu için belki çok sıkıntıyla karşılaşmıyoruz ama e, pratikte bu sefer e, sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor öğretim üyelerimiz öğrencilerimiz. Ama söylediğiniz gibi işte ben de ifade etmeye çalıştım. E bu yok akın görev tanımı içerisinde değil maalesef. E, bu konuda herhalde meslek örgütlerine, e, siyasilerimize daha çok görev düşüyor diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. E, yine birçok mesaj var. Teşekkür ediyorlar güzel sunumunuz için. Biz de teşekkür ediyoruz. Detaylı bir şekilde bilgilenmiş olduk bu konuda. Ben teşekkür ee, ediyorum davetiniz için tekrar e, Sayın Dekanımıza, Kongre Başkanımıza, e, Oturum Başkanımız Siz Sayın Murat Akkaya'ya ben de çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı.